Etli nohutlu pilav yaparken dikkat etmemiz gereken konulardan bir tanesi et seçimi. Et, kuzu eti kullandık. Dilerseniz dana eti de kullanabilirsiniz. Bu tamamen damak zevkinizle alakalı. Çok yağlı et kullanmanızı tavsiye etmiyorum yemeğinizin çok yağlı olmaması için. Kuzu etimizi veya kuşbaşı kestirdiğimiz dana etimizi ilk önce haşladık. Bu haşlarken dilerseniz içerisine sebzeler de ilave edebilirsiniz. Hem daha sonra bu haşladığımız sudan çünkü pilavımızı yaptık, et suyu olarak kullandık. Bunun aromatik tadını arttırmak için çeşitli sebzeler ve baharatlar ilave edebilirsiniz haşlanırken. Nohutumuzu da daha önceden haşladık. Bir gece önceden suda beklettik. Daha sonra haşladık. Tam haşlamadık ama biraz çiğ bıraktık. Çünkü pilavla beraber yaklaşık bir 10-15 dakika daha pişeceği için biraz daha diri bıraktık nohutlarımızı da. Pirinç seçimi de önemlidir. Biz baldo pirinç kullandık. Dilerseniz Osmancık pirinç de kullanabilirsiniz veya dediğiniz pirinci kullanabilirsiniz. Burada su oranı da pirince 1'e 1,5 kullandık. Yani 2 su bardağı pirince 3 su bardağı et suyu kullandık. Dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesi de pirincin kavrulması ve yıkanması. Yıkanırken çok fazla suda bekletmememiz gerekiyor. Pirinçlerimiz çok fazla suda kaldığı zaman kırılacaktır kavururken. Bir de pilavımızın demleme aşaması önemlidir. Burada üzerine bir rulo havlu veya havlu peçeteyle örterseniz buharını emecektir ve daha lezzetli pilav elde edersiniz. Afiyet olsun.